Bebek Tepegöz ve babası bütün köyü yıktı ve bütün köylüleri yediler. Bebek Tepegöz, bütün köylüleri yedin. Daha niye yiyeceksin evladım? Bana yemek ver baba, yemek yemek. Tamam Bebek Tepegöz, şimdi Çalışkan Köyü'ne gidiyoruz. Hey Hüsamettin abi, ne yapıyorsun, iyi misin? Hüsamettin abi, ne oldu, bana yoksa küstün mü? Ah Hüsamettin abi bana cevap vermiyor. Ah bir dakika Hüsamettin abi. Senin karnına çıkmıştır, doğru ya. Bak Hüsamettin abi, bende bir tane hamburger var. Bunu sana verebilirim. Ama bunu sana veremem. Çünkü benim karnım acıktı Hüsamettin abi. Kusura bakma, bunu ben yiyeceğim şimdi. Kusura bırakma Hüsamettin abi. Eğer bir tane daha hamburger alırsam söz onu sana vereceğim. Ama ben şimdi karnımı doyurmak zorundaydım. Bilader. Ha? Kardeşim ne oldu? Kardeşim sana çok önemli haberlerim var. Ne oldu oğlum, bismillah, bir sakin olsana. Hayır olamaz kardeşim, sakin olamam. Eğer sakin olursak başımıza çok kötü şeyler gelecek. Oğlum bir sakin ol, ne oldu, bak beni de korkutuyorsun kardeşim. Bilader, Bebek Tepegöz ve babası bir tane köydeki bütün köyleri yemişlerdi. Köyü mahvetmişlerdi kardeşim. Ne? Nasıl yani? Sana söylediğim gibi kardeşim, ve bunlar doymamış. Ve şimdi sıra kardeşim bizim köye geliyorlar, yani Çalışkan Köyü'ne. Ne? Peki ne yapacağız? Kardeşim onları durdurmamız lazım. Hayretten sen burada ne yapıyorsun ya? Lan bu ne? Ha, dur birader, seni tanıştırayım. Bu Hüsamettin abi. Yani kendisi benim birazcık arkadaşım olur. Ama yani çok utangaç birader. Hiç konuşmaz kimseyle. Birader sen şu anda iyi misin? Yoksa kafayı falan mı yedin kardeşim? Yo birader, niye öyle diyorsun ki? Çünkü birader o bir ölü, görmüyor musun kardeşim? O yaşamıyor. Aa birader bak, şu dediğini hiç kabul etmiyorum vallahi. Şu an bana çok büyük bir hakaret ediyorsun kardeşim. Hüsamettin abi yani konuşmuyor olabilir ama. Niye öyle diyorsun, bak alıncak ya. Bak kardeşim ağlıyor senin yüzünden, görüyor musun? Ağlıyor mu? Hani nerede ağlıyor birader? Al bak işte kardeşim, görmüyor musun? Gözünden yaş geldi. Hepsi senin yüzünden kardeşim. Git buradan. Seninle bir daha konuşmuyorum. Ya birader kafanı kırdıracaksın şimdi. Başlatma şimdi Hüsamettin abine falan. Diyorum ki sana, Bebek Tepegöz ve babası köyümüzü yok etmeye geliyor. Onu durdurmamız lazım kardeşim. Aa evet, doğru söylüyorsun kardeşim. Doğru söylüyorsun. Bir dakika birader, hemen geleceğim. Hüsamettin abi, sen burada uslu uslu bir şekilde oturmaya devam et. Biz şimdi güvenli ev yapmamız lazım. Malum yani düşmanlarımız geliyor. Onlarla savaşmamız lazım. Tamam mı? Tamamdır Hüsamettin abi. Hadi bakalım, yine birazdan görüşürüz. Tamamdır birader. Hüsamettin abiyle konuştum, burada uslu uslu şekilde duracakmış. Birader vallahi sen kafayı yemişsin kardeşim. Ben evimi kardeşim odundan yapacağım, görmüş olduğun gibi. Ben de birader görmüş olduğun gibi bir tane böyle blok buldum, ondan yapacağım. Sağlam bir blok, yani test ettim kardeşim. İyi güzel bakalım kardeşim, test ettiğine göre hiçbir sıkıntı yok. Bak dikkat et, bak güvenli olsun ha. Merak etme kardeşim, güvenli. İyi bakalım kardeşim, son evin yıkılınca gelip bana sakın ağlama ona göre. Hadi bakalım o zaman biz evimizi yapmaya başlayalım şu Çalışkan Ailesi. Evimiz cidden çok güzel olacak, hem de dünyanın en ama en güvenli evi olacak. Şöyle tamamdır, böyle yapalım şuradan şöyle. Evimizin etrafına daha bir sürü bloklar koyacağız, şimdi görürsünüz evimiz çok da güvenli olacak. Sen ne yapıyorsun birader? Birader ben evimi kubbe şeklinde yapacağım, böyle eski Moğolların yaptığı gibi. Ha öyle diyorsun yani. İyi bakalım kardeşim, hadi bakalım yapmaya devam et. Bakalım hangimiz iki daha güvenli olacak. Tabii ki de yani benimki daha güvenli olacak da. Yo birader, benim daha güvenli olacak, göreceksin kardeşim. İyi bakalım birader, ama ben yani sana söyleyeyim, hiç şansın yok kardeşim yani. Bu ev yapma konusunda en usul olan kim? Ben. Yo kardeşim benim ya, yıllatma kardeşim ya. Yo birader benim. Orada neyse kardeşim, ben sana en güvenli evi yapayım da göstereyim, sonra gelip bana zaten ağlayacaksın. Tepegöz benim evimi yıktı, Tepegöz benim evimi yıktı kanka diye. Çok komiksin, manyak mıdır nedir ya, benim taklidimi yapıyor, manyak seni. Aa şuna bak ya, manyak sensin. Deli kulakları küpeli. Birader bak beni sinirlendirme. Sinirlensen ne olacak lan, kaç yazacak. Neyse kardeşim, neyse. Ben sana günün sonra göstereceğim. Aynen birader, gösterirsin. Hadi neyse kardeşim, işim gücüm var, şevini yap bak. 5 dakika sonra Bebek Tepegöz gelecek, evimizi yıkacak, sonra göstereceğim ben sana atışmayı. Neyse de bakalım şimdi, biz evimizi yapmaya neyse şöyle devam edelim. Şöyle tamamdır, yapmaya devam edelim şöyle. Evimiz daha da güzel gözüksün diye şöyle yanlarını kıracağım ben hemen. Şuraları da şöyle kıralım, tamamdır. Aynı şekilde buraları da kıralım. Buraları kıracağım, buraları demir kapılar koyacağım ve buraya da bir tane şifre koyacağım. Şifremiz tabii ki de 30-30 olacak. Bence çok zor bir şifre. Sakın yorumlara yazmayın. Bakın yoksa eğer yorumlarınızı yazarsanız Bebek Tepegöz görür. Şöyle kapımız açalım hemen. 30-30 yadın. Tamamdır evet, kapımızı açtık. Buraya bir tane yatak koyuyorum. Bir tane buraya sandık. Sandığımızın içinde kılıçlar ve ekipmanlarımız var. Yani Bebek Tepegöz'le savaşacağımız ekipmanlar. Buraya da bir tane tuvalet koyacağım. Yani tuvaletimiz gelirse tuvaletimiz yapmamız için yani tuvalet lazım. Yerleri de katman kayasına çevireceğim. Hadi bakalım şöyle buraları katman kayasına çevirelim. Görmüş olduğunuz gibi
katman kayasına çevirdim. Ve şimdi evimizin etrafına öyle bir tuzak ekleyeceğim ki aklınız bile almayacak. Yani çok güzel bir tuzak ekleyeceğim. Tamamdır. Dur şuraya yapalım şöyle. Evet, görmüş olduğunuz gibi buraya görünmez duvarlar ekliyorum. Bakın nasıl oldu ama, yani birazcık da elektrikli. Bakın böyle gittiniz mi içeri asla giremiyorsunuz. İçeri girmemiz için bu kumandanın olması lazım. Ve bu kumanda sadece bende. Bakın ama çok güzel değil mi? Bence buraya tepe gözler giremeyecek. Hadi bakalım aynısından buraya da yapalım. Ve sonra aynısından buraya da şöyle yapalım. Arka tarafa da yapalım şöyle. Bence gayet çok iyi oldu. Çok da güvenli oldu evim. Arda birader, sen ne yaptın? Kardeşim geldi bak. Hani birader? Ooo, evim bayağı iyi olmuş. Ya ben sana söylemiştim değil mi kardeşim iyi olacağını? Yani benim kadar iyi olmasa da kardeşim yine de iyi olmuş. Hadi lan oradan sen evine bakayım bir de kardeşim. Hani senin evinde ne var? Ooo, senin evin bayağı iyiymiş lan. Ne demiştim sana birader? Oğlum ya, evet ya, senin evin daha güzel olmuş. Of ya, küstüm. Birader çok çalışacaksın, yapacak bir şey yok. Daha bir şeyler ekleyeceğim oğlum, daha bitmedi. Hadi hadi uza bakayım buradan. Ve şimdi evimizin etrafına lav tuzağı ekleyeceğim. Lav tuzağı çok önemli. Hadi bakalım şöyle lav tuzaklarımızı ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi lav tuzaklarımızı ekliyoruz buraya. Hadi bakalım şurayı da şöyle ekleyelim aynısından. Aynısından girelim şöyle. Şurayı da şöyle ekleyelim. Tamamdır. Merhaba özel koruma. Merhaba abi. Biliyorsun sana ben bayağı bir para verdim beni koruman için. Evet abi, merak etme, hiç şüphen olmasın. Seni ölümüne koruyacağız. Bak tepe göz gelince kaçmak yok. Eğer kaçarsan çırını yakarım senin ha. Yok yok be abi, merak etme. İyi tamam o zaman, öyle olsun koruma efendi. Şimdi evimin yanlarına tuttum, özel korumaları yerleştirelim. Şöyle koyalım bakalım şuralara. Bu korumaları ben 900 elmasa tuttum. Bayağı bir pahalı ama evimi koruyacaklar. Yani güvende olacağım. Görmüş olduğunuz gibi evimin son hali böyle. Ama son bir şey daha yapacağım. Onu yaparsam evim yani bir tık daha güvenli olacak. Evimin etrafına bir kez daha şöyle duvarlar yapacağım. Ve duvarların içine de dikenler ekleyeceğim. Yani biraz daha güvenli olacak evim. Hadi bakalım şöyle şu duvarları ekleyelim bakalım. Tabii ki de duvarlarımızı da katman kayısından yapıyoruz ki daha da güvenli olsun. Çünkü biliyorsunuz yani katman kayısı bu oyunda kırılamayan blok. Hadi bakalım şöyle biz yapmaya devam edelim. Şöyle yapalım bakalım evimizi. Hop. Şöyle yapmaya devam edelim duvarlarımızı. Şöyle. Hadi bakalım çok az kaldı, çok az kaldı. Şöyle hadi bakalım. Aynı şekilde şimdi bu tarafa da yapacağız. Şöyle bu tarafa da yapalım bakalım duvarlarımızı. Şöyle getirelim. Şöyle. Evet, görmüş olduğunuz gibi duvarlarımızı birleştirdik. Ve şimdi geriye kalan kısımlarını da yapalım hemen şöyle. Hop, yapıldı, yapalım 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 yapalım, yaptık. Şimdi buraları şöyle kıralım ve buraya bir tane kapı koyacağım. Bu kapı normal kapı olacak. Ve bu görmüş olduğunuz iç tarafa da çok güzel dikenler ekleyeceğim. Şöyle diken tuzağı ekleyeceğim. Hadi bakalım şöyle dikenlerimizi ekleyelim. Şöyle. Aynı şekilde bu tarafa da ekleyeceğiz. Hadi bakalım bu tarafa da şöyle ekleyelim. Tamamdır. Bu tarafa da şöyle ekleyelim. Dikenlerimizin üstüne de örümcek ağı ekleyeceğiz. Şöyle örümcek ağlarını da ekleyelim bakalım ki daha da güzel olsun. Hadi bakalım şöyle. Aa, bir dakika buraları kıralım. Şöyle. Ha birader, ne yapıyorsun burada? Hiç birader, seni izliyorum. Evin çok güzel olmuş he. Teşekkür ederim birader. Yani son kısımlar kaldı. Sence güvenli olmuş mu? Evet birader, ben de bayağı iyi yapmışsın oğlum evini ya. Yani sana şunu söyleyeyim kardeşim. İlk defa benden iyi yapmışsın. İlk defa mı birader? Ben senden her zaman daha iyi yapıyorum. Yok kardeşim, benim de yaptığım zamanlar oluyor yani. Sen de abartma. Yok kardeşim, bence benim evim her zaman daha güvenli oluyor. Hayır, benim evim de güzel. Bak Hüsam Metin abi de söylüyor. He? Hüsam Metin abi mi söylüyor? Birader, Hüsam Metin abinin kendine hayrı yok. Sana bir de evin güzel mi diyecek? Evet birader. Allah Allah. Niye öyle diyorsun adam? Bak yine alacak kardeşim. Susun söyleme, ayıp oluyor. Allah'ım yarabbim, sen kafa yemişsin. Git başımdan kardeşim. Çok işim var. Evet, görmüş olduğunuz gibi benim güvenli evim bitti. Görmüş olduğunuz gibi benim güvenli evim de bitti. Ey mi buldun? Ha, iki tane yemek. Al işte, ye yemeğini. Bu evdekileri mi yiyeceğim baba? Evet ulan, bunları yiyeceksin. Yemek mi beğendireceğim bir de sana? Tamam baba, yok, niye kızıyorsun? Aa, sinir ettin ulan beni bebek. Bebek tepe gözle babası gelmiş. Hemen Girol'a haber vermem lazım. Ha, şöyle arayalım bakalım Girol'u. Hadi tuvaletim yapamıyorum. Telefonum şu anda, kim arıyor ya? Alo efendim birader, tuvaletimi yapıyordum şu anda. Birader bırak tuvaleti. Bebek tepe gözle babası geldi. Aa, bebek tepe gözle babası mı geldi? Evet kardeşim, hadi zırhlarını giy ve hemen savaşa gidelim. Ha, tamam kardeşim, hadi kapat kapat. Evet olsun ya, tuvaletimi de yapmadım. Neyse hemen gidip zırhlarımı giymem lazım. Bebek tepe gözle babası gelmiş. Hemen şöyle alalım bakalım ekipmanlarımızı. Tamamdır, ben hazırım. Hadi bakalım şimdi şu evden çıkalım. Şöyle şifremizi yazalım, tamamdır. Bu kapıyı da şöyle açalım. Tamamdır, hadi bakalım. Merhaba tepe göz, merhaba bebek tepe göz. Ne yapıyorsunuz bakalım? Evet, iki tane yemek. Hadi git de ye, karnını doyur. İşim gücüm var. Tamam baba. Ne? Siz ne diyorsunuz lan? Ne yemiyor oğlum? Siz dalga mı geçiyorsunuz? Beni mi yiyeceksiniz? Aha baksana baba.
Birader bunlar ne diyor? Kardeşim bilmiyorum, bunları öldürmemiz lazım. Ama siz dalga mı geçiyorsunuz, bizi mi yiyeceksiniz lan siz yoksa? Evet bebek Tepe gözün karnı açtır ha, seni yiyeceğim. Hadi bakalım lan, kolaysa gelip yeseniz o zaman, burada duruyorum ben. Gel buraya, yiyeceğim seni. Aa, birader yardım et, beni kovdular kardeşim. Kaç. Bırak arkadaşım peşini, bırak. Gel lan buraya baba Tepe göz, senin işini bitireceğim şimdi, tamam mı? Sen benim evladıma nasıl vurursun? Seni yiyeceğim, gel buraya. Gelin bakalım buraya, öldüreceğim sizi. Birader bekle, yardıma geliyorum. Kardeşim yardım et, manyak bu, beni ısırıyor beni. Gel lan buraya bebek Tepe göz, senin işini bitireceğim şöyle. Hadi bakalım şöyle, öyle bakalım, seni öldüreceğim şimdi. Gel buraya, yemek yiyeceğim ha, karnım açtır karnım. Karnın mı aç, git hamburger ye, o zaman beni ne yiyorsun? Ben seni yemek istiyorum ha. Dur be ulan, ben bunlarla savaşıyorum. Birader birader gel bak, bebek Tepegöz'ü öldürdüm. Ha? Bebek Tepegöz'ü mü öldürdün? Evet birader bak, öldü. Ha? Sen benim çocuğumu mu öldürdün? Ana şimdi yedik ayvayı galiba biz. Gelin lan buraya, öldüreceğim sizi. Benim çocuğumu öldürdünüz. Birader dur birader, vuracağım. Kardeşim kurtar beni, öldürecek bu. Hadi bakalım öldürelim şunu. Gel bakalım buraya Tepegöz. Lanet olsun. Hı? Tepegöz? Aa, beni yendiniz. Evet seni yendi. Bundan sonra bir daha böyle millet tartışık yapacak mı lan? Milleti yiyecek misiniz? Hayır, bir daha kimseyi yemeyeceğiz. Dost olacağız. Söz ver bakayım bana. Söz veriyorum, kimseyi yemeyeceğiz. İyi tamam o zaman Tepegöz, anlaştık. Birader hemen git ambulanslara, ölmesinler tamam mı? Tamam birader, hemen ölürüm merak etme. Ben ambulans aramaya gidiyorum. Bak Tepegöz, arada git ambulans aramaya. Bak iyileşince eğer bizi yeniden yemeye çalışırsanız bak aynı böyle olur. Ölürsünüz, bu sefer ambulans aramam, tamam mı? Tamam, merak etme. Aa, canım acıyor. Neyse bakalım canım alem, biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Görmüş olduğunuz gibi bebek Tepegöz ve babası bizi yemeye çalıştı. Ama her zaman olduğu gibi biz yenilmeyiz. Çünkü biz çalışkan ailesiz. Çalışkan söylemez. Bu savaş bitmez. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz ve dualarınız gerçek olur. Amin. Hadi bakalım o zaman, tıklayın. Bak dostum, bir tane şurada video var ve bir tane de burada video var. Bak iki tanesini işaret ediyorum. Eğer onlardan bir tanesini tıklarsan bütün dileklerin gerçek oluyormuş. Ben öyle duydum. Ben tıkladım, gerçek oldu. Hadi bakalım tıklayın.